Askerlerini alıp çık buradan Emir Mansur. Bunun bedeli çok ağır olur. Şah Suvar'ı almadan hiçbir yere gitmiyorum. Ödenecek bedelden de siz korkun. Adamını Melik Selahaddin affettirdi. Onun emri olmadan da çıkartmam. Öyleyse bizden günah gitmiştir. Sözle açamadığımız kapıyı gerekirse kılıçla açıp gireriz. Nedir bu rezalet Emir Mansur? Pire için yorgan yakmayı mı niyetlenirsin? Nedir bu öfken? Bizim yorganımız zaten yanmıştır. Benim derdim altından çıkanları kurtarmaktır. Sen devlet terbiyesi bilen bir adamsın. Böyle eşkıya gibi gelmek edebe erkana sığar mı? Ya adamımızı yakalayıp hapse atmak edebe erkana sığar mı? Adamının suçunu söylemediler mi sana? Bir suçu varsa cezasını kesmek de bize düşer. Bizi çiğneyip hüküm yürütemezsiniz. Gabriel'i devirip Askalan'ı alacağımı ama o Şah Suvar alçağının her şeyi mahvettiğini söylemedin mi? Ben de Şah Suvar'ı alırsan ne olacağını söylemiştim. Askalan için Askalanlıları bile hiçe saymayı göze almışsın. Yoksa esirler karşılığında oğlumu alırdın. Askalan'ı alıp kendine mülk edinmek için midir bu hıncın? Ben Askalan için kardeşim dediğim şeyin şaşı ederdim. Kendi devletimle ters düştüm. Canımı hiçe sayıp esirler aldım. Sadece dünya malı için mi yapacağım bütün bunları? He? Esirler almışsın ama hiçbir işe yaramamış. Ne Askalan'ı kurtarabildin ne de Halil'i. Söyle. Var mı elinde bir şey? Eğer böyle giderse de dediklerinin hiçbirini yapamayacaksın. Şah Suvar'ı serbest bırak. Askalan için ne gerekiyorsa biz kendimiz yaparız. Sizden bir hayır beklemeyiz. Gabriel intikam için obayı basabilir. Kendi başınıza dert açmayın. Ayağımıza da bağ olmayın. Obamız artık sahipsiz değildir. Artık başında ben varım. O Gabriel de gelirse belasını bulur. Şah Suvar'ı verin. Ne aramıza düşmanlık girsin, ne de bu mesele ayağınıza dolansın. Sırf aramıza nifak girmesin diye Şah Suvar'ı vereceğim. Ama olur da Gabriel obaya musallat olursa ve bu mevzuda ayağıma dolanırsa bunun hesabını senden sorarım.